First of all, thank you very finansları much. Çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Dramatik bir zamana denk geldi bu görüşmemiz. Korkunç olayları siz değerlendirebilir misiniz bizim için? Neler olup bitiyor Ukrayna'da? Kiev'in merkezinde, ortasında. Büyük bir huzursuzluk hissediliyor şu anda. Herhangi bir şey, her türlü şey olabilir. Böyle bir hissiyat var. Ne diyorsunuz? Şu anda bir savaşın tam ortasındayız. Ve hiç kimse böyle bir korkunç olayın meydana gelebileceğini düşünemezdi birkaç hafta öncesine kadar. Hatırlayacak olursak o zaman farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyordu. Olası Rus işgalinden bahsediliyordu ama hiç kimsenin aklına gelmezdi bu kadar korkunç, bu kadar insan dışı bir savaşın olabileceğini. Ben kendimi şöyle hissediyorum. Sanki bir belgeselin içinde rol almış gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın ile ilgili bir belgeselin içindeymişim gibi hissediyorum. Her gün farklı yerlerden farklı bilgiler geliyor. Özellikle de şu aralar Mariupol'dan haberler alıyorum. İnsanlar, Mariupol'daki insanlar cehennemi yaşıyor şu anda. Her gün bombalama oluyor ve şehir abluka altında. İnsanların yiyeceği yok, içeceği yok, suyu yok, ümidi yok, sağ kalma ümidi yok. Yani Avrupa'da böyle bir şey nasıl mümkün olabilir 21. yüzyılda? Birleşmiş Milletler var. Avrupa AGİT teşkilatı var. Böyle örgütler ve teşkilatlar var ve bunların görevi zor. Çünkü dünyada barışı korumakla yükümlüler. Biz kendimizi korumuyoruz sadece. Sadece komşu ülkeleri korumuyoruz burada. Şu anda olan şey şu, biz dünyanın geleceği için savaş veriyoruz adeta. Çünkü eğer ki Rusya sözde zafere ulaşırsa, ki ben bunu, böyle diyemeyiz buna, bu mümkün değil, böyle bir şeyin olması mümkün değil, ama eğer ki sözde zafere ulaşırlarsa dünyaya ne olacak? Putin duracak mı orada? Hayır, zannetmiyorum. Evet, bu nedenle ben de size bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün bir dönüm noktası olabilir aslında. Kötüye gidişat var. Çünkü Türkiye'de, Antalya'da bir toplantı devam ediyor ve olumlu bir sonuç çıkmadı bu toplantıdan. Yani Rusya daha da saldırganlaşabilir. Peki, siz kalacak mısınız Kiev'in merkezine saldırı düzenlendiğinde? Sizin planınız nedir? Kalacak mısınız? Öncelikle inanç sahibi insanlar olarak biz Tanrı'ya inanıyoruz. Öncelikle ve biz bu savaşı sadece siyasi olarak görmüyoruz da toplumsal etkilerini görmüyoruz. Biz başka bir bakış açısıyla bakıyoruz savaşa. Anlıyoruz ki bu gerçek bir savaş. İyi ve kötü arasında gerçek bir savaş cereyan ediyor şu anda. Aydınlık ve karanlık arasında bir savaş bu. Ve bunu böyle görüyoruz. Çünkü Ukrayna ulusu tarafında bir gerçek, bir hakikat var ve duruyor karşımızda. Tanrı bizimle. 2018'de Ukrayna Kilisesi bağımsız oldu. Bu Ukrayna tarihinde önemli bir gelişmeydi. Sizce bu olay, bu gelişme, bugünün gelişmelerine yol açtı mı ya da bunları etkiledi mi? Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık kazanması Rusya'yı korkuttu mu, Putin'i korkuttu mu? Bu nedenle mi savaşı başlattı sizce? Putin'in bir konuşması vardı. Hatırlayacaksınız. Bir saatlik bir konuşması vardı. Orada tarihe değindi. Hayallerinden bahsetti. Rusya'nın tarihi, Ukrayna'nın tarihiyle ilgili durumu, bakış açısını anlattı. Siz biliyorsunuzdur bunu.
Putin'in neye ulaşmak istediğini şöyle değerlendirebiliriz. Emperyalist bir fikir var, onun emeli var, onun başarılı olmasını istiyor. Kilisenin özel bir önemi var burada. Rusya için, Putin için kilise aslında bir temel. Neyin temeli? Rusya'nın Orta Çağ Kiev devleti ve kilisesinin den sonra meşru olan bir devlet olarak kendini bu zeminde oturtmak istiyor ve Ukrayna'nın kilisesinin bağımsız olması tam tersini kanıtladı. Yani Ukraynalılar bağımsız, farklı bir devlettir. Onlar Büyük Rusya ulusunun bir parçası değildir. Putin, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını bir başkaldırı olarak mı görüyor? Evet, sadece bir başkaldırı olarak görmekle kalmıyor. Tehlikeli bir işaret olarak algılıyor. Eğer ki her şey bu yönde ilerlerse gelecekte ne olacak? Er ya da geç Ukrayna'daki her şeyi kaybedebilir diye düşünüyordur. Açıklamalarına baktığımız zaman savaşın ilk günlerinde görüyoruz ki kendisi Ukrayna sorusunu sonraki nesli bırakmak istememiş. Öyle dedi. Ne yapmak istemiş? Nihai olarak Ukrayna sorusunu çözüme kavuşturmak istiyorum dedi. Yani nihai bir çözüm getirmeye çalışıyor. Güya İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir Yahudi meselesi sorusu var. Onun gibi. Ve Ukrayna işgali için bahaneler üretiyor ve diyor ki burayı Nazilerden arındırmak istiyoruz. Ama gerçekte bir ayna misali adım adım kendisi ve çevresi ne yapıyor? Hitler'in yaptığı her şeyi birebir aynısını yapıyor. Savaşa barış diyor, barışa savaş diyor. İyiye kötü diyor, kötüye iyi diyor. Ben şuna inanıyorum. Nihayetinde aslında kendisinin ulaşacağı sonuç, Hitler'in ulaşacağı sonuçla aynı olacaktır. Sizce bu anlamda Ukrayna kilisesinin bağımsızlığının beyan bildirilmesi bir hata mıydı? 2018'deki gelişmeler olmasaydı durum farklı olur muydu? Hayır, hiç zannetmiyorum. Neden? Çünkü biz 2018'de bağımsızlığımızı ilan etmedik. 2018'de özel bir karar çıkmıştı. İstanbul Rum Patrikhanesi'nin özel bir kararı vardı. Bu uzun süre devam eden bağımsızlık yolunun son adımıydı. Çünkü Ukrayna Kilisesi 100 yılın üzerinde bağımsız olmaya çalışıyordu zaten. Ve Putin'in kendisi için Ukrayna ulusunun varlığı, kendi geleceğini kendisinin tayin etmek istemesi, bağımsız bir devlet olmak istemesi. Tüm bunlar onun için büyük meydan okuma gibiydi. Ve Ukraynalılar olarak bizim varlığımız onun için mümkünatı olmayan bir şeydi. Yani eğer ki şimdi durmadıysa o zaman Ukrayna'da da durmayacak. Yani Ukrayna kendisi için savaşın yürüttüğü bir toprak gibi. Öyle değerlendiriyor. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri süper güç olarak ABD'ye karşı savaşını devam ettiriyor. Sadece yani kendisi Avrupa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani başka bir ülke burada söz konusu değil. Onun için bu ikisi. Yani siz tarihi biliyorsunuz zaten bölgenin ve Hitler'in amacı neydi? Onun gibi düşünebilirsiniz.
Bazı ülkelerin çabaları var. Türkiye gibi mesela arabuluculuk yapma emelleri var ya da garantör olma emelleri var. Başka ülkeler de yardımcı olmak istiyor. Bu aracılar sizce yardımcı olabilir mi? Öncelikle sizin Türkiye gibi ülkelerden beklentiniz var mı? Bunlar nedir? Ya da Avrupa Birliği'ne yönelik ve NATO yönelik ne söylemek istersiniz? Herkes durumu anlıyor bence. Aklı olan herkes durumun farkında. Eğer Putin başarılı olursa Ukrayna'da, tekrar etmek istiyorum, buna inanmıyorum. Yani ben Putin'in amaçlarına ulaşacağını düşünmüyorum Ukrayna'da. Çünkü amaçların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Ama eğer hiç kimse kendini güvenli hissetmezse bu bölgede, özellikle komşu ülkelere baktığımız zaman durum böyle. Onların ilk amacı ne olmalı? Ukrayna'ya yardım etmeli. İnsanlık namına, adalet namına tabii ki yardımcı olmalı ama ondan ziyade önemli olan şu, eğer ki Türkiye dahil başka komşu ülkeler Ukrayna'nın egemenliğini korurken bağımsızlığını korumamızda yardımcı olurlarsa, onlar kendi ülkelerini korumuş olacaklar.